Ankara'ya geldik. Rölanti problemimiz vardı. Ankara'da Yılmaz Honda servise geldik. Bakalım o rölanti düzensizliğimiz hakkında neler yapacak. Çalışsın da bir tekrar bir su testi daha yapacağım. Ondan sonra bilgisayara bağlayıp bir adaptasyon yapacağız beraber, tamam mı abi? Tamam. Evet, Yılmaz Honda'da, Doğan Usta'mdı daha demin konuşan. Kendisi 2 yıl önce Honda yetkili servisine ayrılarak kendi özel servisini açmış. Bu adaptasyon yapacakmış bilgisayara bağlayıp. Bir bakalım düzenli olacak. Doğan Usta şimdi bilgisayara takacak. Doğan Usta'mla teste çıkacağız. Bu arada bilgisayara bağlayın aracımız. 10 dakika süresi dolduktan sonra sistemden geri çıkıp cihazımıza şanzıman AT otomatik şanzıman menüsüne girip arabayı hiç stop etmedik bu arada. Değil mi? Şimdi sisteme girdikten sonra stop edeceğiz. Geldi. Burada veri listemize giriyoruz. Buradan geri beslenme öğrenme tam değil diye bir yazı var. Gördünüz mü? Evet. Bu gaz kelebek TP sensörünü besleme ünitesi aynı zamanda otomatik şanzımanlarda da vites artımını TP sensörü geri beslenme ünitesinden buradan okur araç. Evet. Bu da devir dalgalanma vesaire işte devir düşüklüğü gibi şikayetlerde bulunur. Bu sisteme girdikten sonra arabamızı kapatıyoruz. Ondan sonra farları açıyoruz. Sonra arabayı çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra teste çıkıyoruz. Düz bir ana yola önümüz boş olacak şekilde çıkıyor. Evet, Doğan Usta'm, kendinizi tanıtır mısınız? İsmim, meslek serüveniniz. İsmim Doğan Yılmaz. Yılmaz Honda özel servis sahibiyim. 2004 yılı ve 2018 yılları yetkili serviste çalışıp 14 yıl boyunca çalışıp ayrıldım. Kendime özel Yılmaz Honda özel servisi kurdum. 2,5 yıla yakındır çalışıyoruz. Sadece Honda aracı yapıyoruz. Kendimizi Honda'ya adadık. Çok da memnunuz. Mesleğimizi seviyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Her gelen müşteriyi kendi aracımızmış gibi görerek önemli konularda her şeyinde yardımcı oluyoruz. Burada biz elektromekanik vesaire her işini müşterinin kendimiz sorunlarını gideriyoruz abi. Evet, ben Doğan Usta'yı internetten buldum. Forumları takip ettim. Ankara'ya gelmiştim. Burada tanıdığım hiçbir usta yoktu daha önce geldiğim. Ustanın hakkındaki olumlu yorumlardan dolayı buraya geldim. Kendisi orijinal parça kullandı ve fiyat konusunda da gayet cazip olduğu yazılıyordu forumlarda. Biz de bir Doğan Usta'ma uğrayalım, tanışalım. Hem de aracımızdaki ufak problemi gidermek amacıyla buraya geldik. Bakalım şimdi sonuç ne olacak? Aracımızı 80 km hıza kadar çıkartıp sabit şekilde devam ediyoruz. Bu esnada yavaşlamayacağız ve frene vesaire hiçbir şeye dokunmayacağız. Farımız açık sadece. Sadece farlarımız açık. Elektronik her şeyimiz kapalı. Aynen. Klima vesaire kullanmıyoruz. 80 km hıza çıktıktan sonraki durumda, burada da ekranda hala tam değil yazısı çıkıyor. Şimdi 80'e çıktıktan sonra arabamızın gaz pedalından ayağımı çekeceğim. 40 km hıza kadar kendisi düşecek. Şu anda ayağımı çektim. Araç 80 km hızdan yavaş yavaş kendini düşürüyor. Yapıldığını göreceğiz mi ekranda? Aynen. Şu anda besleme tam diye yazı gelecek. Şu anda kendi yavaş yavaş düşüyor. Evet, şu an 60'tayız daha. 40'a kadar düşmesini bekleyeceğiz. Aynen. 50'deyiz. Evet, 45.
Evet, 40'a geldik. 40'a geldi ve tam yazısı çıktı. Evet, yeşil oldu orası. Aynen. Ve bundan sonra da sürmeye devam ediyoruz. Aracımızı servis alanına götürdükten sonra 10 dakika rölantide çalışıyor. Ve sonrasında hem LPG'de hem benzinde rölanti dalgalanmasını kontrol ediyoruz. Tamam, şimdi servise gidelim. Aynen. Ustamız sen bir kendin kontrol et bakalım dedi. Şimdi ben çıkacağım, bir kontrol edeceğim. İlk önce aracımızı bir çalıştıralım. Bakalım rölantide bir dengesizlik olacak mı çalıştırdığımız zaman. Evet, şimdi geri vitese takacağım. Taktım. Evet, aşağı düşmedi, gayet güzel. Şimdi ben bir test edip tekrar geleyim. Aracımız şu an D konumunda, yine biraz gittim durdum. Şu an D'de duruyor. Rölantide herhangi bir düşme yok. Tekrar P'yi alıyorum. Bakın dalgalanma da yok. Kapatıyorum. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Ve hiç beklemeden direkt D'ye atıyorum. Bakın rölantide hiçbir dengesizlik yok. Kalkışlarda da yok. Gidiyorum. Tekrar duruyorum. Rölantide hiçbir düşme yok. Gayet dengeli gidiyor. Evet, yaptığınız işlemden şimdi ne kadar ödeyeceğiz size? Adaptasyon yaptık. Buradaki işlemin ücreti. 100 TL alıyoruz adaptasyon için. Yaklaşık 1-1,5 saat işlemini sürüyor bizde. Oldu. Yaptığınız işlem için çok teşekkür ederim. Bundan sonra Ankaralı Hondacıları buraya davet edelim o zaman videomuzda. Burada da bir kapımız oldu. Çok teşekkür ederim. Şu an gerçekten adaptasyonumuz çok iyi oturdu. Denedim, sürdüm, kendim de test ettim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyoruz. Rica ederim. Her zaman beklerim.